Efendim siz o gece için bize birkaç bir şey söyleyebilir misiniz? O gece neredeydi Muharrem İnce? Ne oldu? Niye çıkmadı şey karşısına? Yani bu iddialar doğru mu? Yoksa Muharrem İnce'nin söylediğine mi katılıyorsunuz? Şimdi bakın ben bu konuda açıklama yapmıştım. Kısaca özetleyeyim. Lütfen. Bugün Bolu'da seçimler saat 7'de belli oldu. Hemen yola çıktım. Saat 20.45 sularında Ankara'da ismini vermeyeyim bir otelde olduğunu öğrendim korumasında. Çıktım özel bir katta bütün ailesiyle birlikte, danışmanlarıyla birlikte yaklaşık 50 kişi vardı. Saydığınız isimler de vardı. Orada hatta Sayın Tüzün'le Sayın Altay arasında bir tartışma vardı. Sayın Tüzün açıklama yapması gerektiğini, Sayın Altay da açıklama yapmaması gerektiğini söylüyor. Benim gittiğimde böyle. Engin Altay mı açıklama yapmaması gerektiğini söylüyordu efendim? Yani o görüş olarak onu söylüyordu. Yaşar Bey de açıklama yapmış. Hangi anlardaydı o tartışma? Saat kaçtı yani, efendim? Saat kaç gibiydi? Saat 21 sularındaydı. Yani şey mi, Engin Bey açıklama yapma, genel merkez yapacak diye mi açıklama yapma diyordu? Genel merkezin açıklamasını bekle diyordu. Hatta şöyle bir şey söyledi, erken açıklama yapma. Bugünü, yarını düşünüyorsan dedi, açıklama yap ama yarınları düşünüyorsan bekle dedi. Yaşar Bey de halkın bilgilendirilmesinden yanaydı. O da sürekli olarak açıklama yapılmasından yanaydı. Sonra Yaşar Bey'le birlikte Muharrem Bey'in yanına gittik özel olarak. O da dedi ki, ya Tanju nasıl açıklama yapayım dedi. Elimde bilgi, belge, veri yok ki dedi sağlıklı bilgi. Nasıl açıklama yapayım dedi bu şartlarda. Beklemek zorundayım. Sonra tabii telefon konuşmaları falan yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinden bilgiler alıyor. Bu arada özellikle söyleyeyim, sürekli olarak çay içiyor. Çay içiyor. Öyle mi? Sürekli çay içiyordu. Hiç içmedi mi o akşam? Hayır. Benim gördüğüm saat 2'ye çeyrek kala ayrıldım ben oradan. Muharrem İnce'nin ben o akşam ağzına bir damla alkol sürdüğüne şahit değil. Annesi orada çünkü namaz kılıyor. Ben de sordum Tanju Başkan.